Herkese iyi günler, merhabalar. Telkin Almanca C1 sınavında Schriftliche Ausdruck bölümünde yine bir Äußerung incelemesiyle beraberiz. Bu hafta Elternschaftla alakalı bir Äußerung inceleyeceğiz beraber ve Äußerung nasıl yazılır, nelere dikkat edilir? Äußerung yazarken hangi kalıpları kullanmamızda fayda vardır? Ee, ne tür bağlaçlar ve propozisyonlar kullanabiliriz hep beraber buna bakacağız Buyurun başlayalım <laughs> ee, Ne tür bağlaçlar ve propozisyonlar kullanabiliriz hep beraber buna bakacağız Buyurun başlayalım Evet Burada Yine Bizim taslağımız sınavda karşılaşabileceğimiz bir formül var. Ne diyor? In einem Internetforum wird das Thema frühe oder spätere Elternschaft diskutiert. Yani bir internet forumunda, bir internet sitesinde ya da bu konu, yani hangi konu, frühe oder spätere Elternschaft, erken ya da daha geç aile kurmak ya da evlenmek de diyebiliriz, bir yuva kurmak da diyebiliriz. Bu konular tartışılmış. Şimdi bu real bir durum olmayabilir. Yani bu internet forumunda böyle bir konu tartışıldı, tartışılmadı, nelerden de neler denmedi. Bunlar bizi ilgilendirmiyor bizim konumuzun dışında. Sadece bize bir e, olay veriliyor kafamızda canlandırmamız için ve bununla alakalı bir tekst kalemi almamız isteniyor. Evet burada da neymiş internet formunda bu konu yani Füre Oda Später Elternschaft görüşülmüş konuşulmuş ve bununla alakalı da bizden ne isteniyor bakalım. Sie haben sich entschieden, sich kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eine Stellungnahme dazu zu verfassen. Ve biz bu yazıyı bir yerden okumuşuz görmüşüz demek ki bu konuyla alakalı bir yazı kalemi almamız ya da bir yazı kalemi almayı düşünmüşüz, karar vermişiz ve bir yazı kalemi almamız bizden isteniyor. Burada işte törünklame kelimesi var. Bunun yerine eo törünk de geçebilir. Netice itibariyle sınavın durumuna göre değişir. Bizden istenilen özetle bir tekst yazmamız. Tragen Sie Argumente zusammen. Argümanları bir araya getirin. Legen Sie vor und nachteile da. Und begründen Sie am Schluss ihre eigene Position. Ne diyor? Ee, avantajlarını ve dezavantajlarını, konuya ilişkin avantajları ve dezavantajları bir araya getirin. Ve am Schluss nedir? Kapanışta kendi görüşünüzü, kendi pozisyonunuzu, kendinize ait pozisyonu, yani kendi fikrinizi gerekçelendirin. Begründen. Die folgenden Aussagen... Geben i'nin este idin. Yani aşağıdaki ya da mütakip ifadeler ne, ne yapacakmış? Bize ilk fikirleri verecekmiş. Şimdi burada e, verilen iki tane sitat var. Sınavda da o şekilde oluyor zaten. iki tane sitat veriliyor. Ve bu sitatlardan istifade edebiliyoruz. Yani nedir? Konuya ilişkin. Buradaki konu ne? Elternschaft bu konuya ilişkin iki tane sitat verilmiş ve bu iki tane sitat ışığında ya da bu iki tane sitat yardımıyla bizden bir eotörünk evet yazmamız isteniyor. Biz bu iki tane sitatı tip olarak alabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Evet, neymiş bakalım sitatlar? Burada tabii ki de sınavda bu sitatları anlamak çok önemli. Çünkü bunlar çerçevesinde, bunlar ışığında yazacağız. Bir tanesi der ki, Nu, Junge Elten, können dann Belastungen eines Familienalltags mit kleinen Kindern gerecht werden. Sadece genç ebeveynler ne yapabilirmiş? Çocuklarıyla birlikte, küçük çocuklarıyla birlikte aile hayatının ya da aile günlük hayatının zorluklarıyla başa çıkabilirler. Burada gerekt werden können yani bir şeyle başa çıkmak, bu cümlede nedir? Belastung. Yani günlük hayatın ya da aile hayatının zorluklarıyla ama ne? Tek başına değil çocuklarıyla birlikte. Yani günlük aile hayatının zorlukları var. Bu zorlukların içerisinde küçük çocuklar da var. Bu küçük çocuklarla aile hayatının zorluklarından başa çıkabilecek olan sadece kimdir diyor. Genç ebeveynlerdir diyor. Bir sitat bunu öne sürürken, bunu iddia ederken diğer bakış açısı, diğer aspekt neymiş? Ve espet spät eine Familie gründet, hat schon vieles im Leben erreicht und kann sich daher besser um seinen Nachwuchs kümmern. Burada ikinci bakış açıya göre nedir? Her kim ki daha sonra ya da sonra yani hayatının ilerleyen aşamalarında Aile kurarsa, e, hali hazırda hayatında pek çok, hayatında pek çok e, şeye ulaştığı için, pek çok şeye ulaştığı için ve e, ulaştığı için çocuklarıyla ya da çocuğuyla ya da e, evladıyla daha iyi ilgilenebilir. Yani burada karşılaştırdığımız iki tane citat iki tane aspekt var. Bir tanesinde Genç ailelerin, genç ebeveynlerin e, çocukla ve aile hayatının zorluklarıyla daha iyi başa çıkabileceği ya da sadece gençlerin başa çıkabileceği. Diğer sitatta ise e, sadece daha sonra aile kurmuş olan kişilerin yani hayat tecrübesi elde etmiş, hayatta pek çok şeye ulaşmış kişilerin e, çocuklarıyla daha iyi ilgilenebileceği ya da ailesine daha iyi bakabileceği iddia edilmiş. Şimdi bu iki tane sav var ve bizden bu iki tane savı kullanarak bir eoterm yazmamız isteniyor. Evvela tabii ki de bizim görevimizi bileceğiz, görevimizi anlayacağız ne yapmamız gerektiğini. Ondan sonra eoterm'ü başarılı bir şekilde yazacağız. Aksi takdirde tabii eoterm'larda bazen çok düşük puanlar gelebiliyor. Bunların sebeplerinden bir tanesi de işte bu sitatları anlamak ya da yanlış anlamak olabilir. Normal şartlar altında bu sitatlar çok e, yani çok anlaşılır geliyor. C1 seviyesine gelmiş herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde geliyor. Ya da mesela iki tane eoterm evet konusu verir. Bir tanesi çok açıktır okuduğunuz zaman anlarsınız sitatları ama diğeri biraz daha üstü kapalı olabilir. O zaman tabii ne yapmak gerekiyor hiç riske girmeden Anladığımız konuda yazmak gerekiyor. Evet, bakalım şimdi ne yazılmış. Mittem Thema Gründung einer Familie. Befassen sich vor allem Soziologen, denn die Familie ist der Baustein der Gesellschaft. Burada ne dedik? Aile kurma konusu. Gründung einer Familie. Yani bir aile oluşturma, bir aile kurma konusuyla evvela fualem evvela sosyologlar haşır neşirmiş. Yani sosyologlar bu konuyla ilgileniyorlarmış. Zih ve fassın mit etvas. Mit olduğu için datif oluyor. Gründung eine Familie. Bir aile kurmak. Den çünkü die Familie ist der Baustein der Gesellschaft. Neden? Çünkü aile neymiş? Toplumun yapı taşı. Der Baustein der Gesellschaft. Genetif bir yapı var. Gesellschaft artık değildir. Ama der Baustein der Gesellschaft olduğu için der oldu. Baustein da ne demek? Yapı taşı demek. Zum Beispiel. Evet, örneğimize bakalım. Zum Beispiel. Wird diskutiert, ob die Lebenserfahrung eine entscheidende Rolle spielt, When man eine Familie gründet. Mesela ne tartışılıyormuş? Wird diskutiert. Pasif bir yapıdır. Mesela şu konu tartışılıyor. Lebens hayat tecrübesi, eine entscheidende Rolle spielt. Belirleyici bir role sahip olup olmadığı. Yani yaşam tecrübesinin belirleyici bir role sahip olup olmadığı tartışılıyormuş. Ne zaman wenn man eine Familie gründet. Yani bir aile kurma durumunda, bir aile kurma şartında ne tartışılıyormuş? Yaşam tecrübesinin belirleyici bir rol oynayıp oynamadı. Entscheidend. Burada Entscheiden fiili var. Karar vermek. particip eins ve particip zwei kullanımları fiilin sıfat haline getirilmesi şeklinde de karşımıza çıkıyor. Burada da particip eins kullanımı var. Entscheiden, karar vermek fiilini sıfat gibi kullandık. Aynı entscheiden de rolle spielen. Nedir? Belirleyici bir rol oynamak. Evet. Şimdi bakalım aspektlere. Manche Menschen sind der Ansicht das. Evet. Bu kitaplarımızda da sıklıkla karşılaştığımız bir kalıp. Bazı insanlara göre demek. Bazı insanlar şu görüştedir ki ben bu görüşteyim ki derken ne kullanılabilir? İşte manche meinen, sindte Ansicht. Burada Ansicht yerine Meinung kullanılabilir ya da mesela ich bin der Meinung denebilir. Bana göre demek, benim fikrime göre demek. Bu kullanımda das var. Manche meinen, sindte Ansicht das. Ne düşünüyormuş bazı insanlar? Bakalım beraber nu junge Eltern den Anforderungen eines Familienalltags mit kleinen Kindern gerecht werden können. Evet, ilk sitattaki gibi, değil mi? Sadece, sadece genç ebeveynler neyle başa çıkabilirler? Ee, çocuk ile birlikte, çocuk ile birlikte aile günlük yaşantısının zorluklarıyla Evet. Anforderungen gerekt werden. Burada den Anforderungen können gerekt werden diye bir kalıp kullandık. Ne anlama geliyor? Gereksinimleri karşılamak, ihtiyaçları gidermek ya da mesela burada Anforderung talep demek, gereksinim demek. Burada Belastung kullansaydık bu sefer zorluklarla başa çıkmak olurdu. Evet. Bir görüşe göre bazı insanlar Şuna inanıyorlar ya da bazı insanlara göre sadece sadece genç ebeveynler neyle çocuklarla birlikte ailenin günlük hayatının talepleriyle başa çıkabilirler ya da gereksinimlerini karşılayabilirler. Evet. Younger <laughs> elten könnten zum Beispiel besser mit Schlafmangel und Stress umgehen als ältere. Burada bir örnek verdik. Mesela dedik. Nedir? Genç ebeveynler, genç anne babalar. Mesela e, Schlafmangel und Stress. Uyku eksikliği ya da uykusuzluk ve stresle başa çıkabilirler kime göre? Als ältere. Yani yaşlılara nazaran bir örnek vermiş olduk. Bu aspektle alakalı. Şimdi örneklerimizin ya da aspektlerimizin e, böyle mesela sosyolojik gerçeklere birebir uyması ya da güncel araştırmalara birebir uyması yüzde yüz gerekmiyor. Sadece bir aspekt belirliyoruz, bir bakış açısı belirliyoruz ve o bakış açısına uygun bir örnek veriyoruz. Burada olduğu gibi. Yani gerçeklik ne olabilir? Genç aileler değil, belki de tecrübeli aileler şlaf, mangal ve stresle ...daha iyi başa çıkıyor olabilirler. Ancak biz burada bu aspekte uygun bir örnek vermemiz gerektiği için... ...bu şekilde yazdık. Evet. Yani bu örnekler herkesin mantığına uymayabilir. Gerçekten bir sosyolog vardır der ki... ...böyle bir araştırma ben hiç görmedim ama önemli değil. Burada bizim yapmamız gereken şey... E ...gramatik açıdan minimum hatalı bir e öterunk yazmak... ...ve aspektlere uygun, sadece aspektlere uygun örnekler vermek ve bunları verirken de C1 seviyesinde kelimeler, kalıplar, yapılar kullanmak. Evet burada ne demiştik? Sadece gençler çocuklarla birlikte günlük hayatın ya da aile hayatının gereksinimlerini karşılayabilirler. Örnek olarak da mesela uyku eksikliğiyle ve stresle gençler erkeklere göre daha iyi başa çıkabilirler. Burada ne var arkadaşlar? Umgen, mit Bir şeyle başa çıkmak. Fiil, verb, e, verb mit, proposition yaptık. Bunlar tabi yüzde beraber kullanılacak diye bir kaydı olmakla birlikte beraber kullanıldığında bu anlama geliyor diye söylüyoruz. Mesela başa çıkmak anlamına geliyor. Umgen mit. Evet. As fotail. Devam ediyoruz. Aynı aspektle alakalı görüşleri sunmaya. As fotal evenin sie... kim bunlar gençlerin günlük hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabileceğine inananlar. As fotal evenin sie... das junge Eltern sowohl mehr Energie als auch mehr Motivation haben, um die Belastungen des Familienalltags mit Kindern zu überwinden. Şimdi ne diyor? As fotal olarak ne belirtiyorlar yani avantaj olarak genç aileler genç aileler genç ebeveynler sowohl mehr energie als auch mehr motivation haben hem daha fazla enerjileri var hem de als auch daha fazla motivasyonları var ne için um um die belastungen des familienalltags mit kindern zu überwinden Evet, çocuklarla birlikte aile günlük hayatının yükümlülüklerini üstlenmek için burada umzu kullandık, double connector, zovol als auch kullandık, double connector, başka ne yaptık? Die Belastungen des Alltags dedik, genetif kullandık ve yine bir e, isim fiil birleşmesi yani Norman, Norman ve febinduk söylemek istiyorum. Bellastung übevinden. Yani yükümlülüğün üstesinden gelmek, yükümlülüğü aşmak, başarmak. Dediğim gibi her zaman beraber kullanılırlar değil ama beraber kullanıldıklarında yükümlülüğün üstesinden gelmek anlamına gelir ve e, güzel bir yapıdır, güzel bir kullanımdır. Zaten burada bizim C1'de evet sorun yazarken dikkat edeceğimiz konular belli. İşte Norman Verb terbin, nunklara dikkat etmemiz gerekiyor. Verb mit, verb mit Proposition'a dikkat etmemiz gerekiyor. Genetif yapılara dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra genetif yapan proposisyonlar, doppel konnektör yani zengin bir yazı yazmamız gerekiyor. Tabii bu zengin yazıyı yazarken de gramatik kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çok basit gramatik hatalardan kaçınmamız gerekiyor. Mesela işte daslı bir cümle nedir web en sonda olmalı. Bu kadar. Evet. Devam ediyoruz. Aynı görüş şey devam ediyoruz. Neden? Çünkü aksine bir şeyle karşılaşmadık. Aksine bir görüşün başlayacağı bir bağlaçta karşılaşmadık. Nedir bu bağlaç? dem Yani bizim daha ziyade kullandığımız bağlaç bu en azından ama tabii başka bağlaçlar da çıkabilir. Evet, devam ediyoruz. Da sie jung und energie geladen sind. Könnten sie das Leben positive als alte Menschen sehen, so dass sie sich auch bei Schwierigkeiten motivieren und ermutigen können. Burada yine genç aile olmanın avantajlarından bahsederken ne dedik? Onlar genç ve enerji geladın. Nedir? Enerji yüklenmiş. Değil mi? Enerji yüklenmiş. Enerji depolanmış. Telefonun bataryasına enerji yüklemek gibi. Bunu ne deriz biz Türkçe olarak? Enerjik. Evet. Çünkü daha kullandık. Onlar genç ve enerjik oldukları için könten sie das leben pozitive als alte menschen sehen evet onlar genç ve enerjik oldukları için bu hayata daha pozitif bakabilirler ihtimal konjektiv शिवाय kime göre als alte menschen daha yaşlı insanlara göre zodas so bunun sonucu olarak sie sich auch bei schwierigkeiten motivieren und ermutigen können bunun sonucu olarak da bunlar ne yapabilirlermiş. Zorluklarda, zorluklarda kendilerini motive edebilirler ve kendilerini cesaretlendirebilirler. Emutigin cesaretlendirmek. Burada mut var, değil mi? Cesaret demek, mutih cesur demek. Emutigin de bunun fiil hali. Yani bir fiili aslında daha doğrusu bir kelimeyi aslında köküyle birlikte iyi tanırsak birden fazla kelimeyi türetebiliyoruz ya da birden fazla kelimenin türetildiğini görebiliyoruz. Buna vakıf olabiliyoruz. Dolayısıyla word charts'ımızı geliştiriyoruz. Devam. Junge elten sammeln lebens erfahrungen. Evet. Erfahrung ne yapılır arkadaşlar? Zaman yapılır. Tecrübe toplamak. Tecrübe biriktirmek. Dediğim gibi her zaman olmamakla birlikte kura olarak bazı fiiller bazı isimlerle birlikte kullanılır ve birlikte kullanıldığı zaman bir anlam ifade eder. Junge Eltern sammeln Erfahrungen in dem sie einander erleben und sich gegenseitig unterstützen. Genç ebeveynler ne yapıyormuş? Birbirleriyle yaşayarak yani hayatı birlikte öğrenerek ve karşılıklı birbirlerini destek olarak hayat tecrübesi topluyorlarmış. Junge Elten, genç e, ebeveynler hayat tecrübelerini nasıl topluyorlarmış? Genç bir şekilde evlendiler ve birlikte hayatı tecrübe ediyorlar ilk başta. Aynı anda, aynı anda Eleven birlikte yaşayarak, birlikte hayat tecrübe ederek und sich gegenseitig unterstützen ve birbirlerini karşılıklı karşılıklı olarak birbirlerine destek olarak. Evet. Mit diesen Erfahrungen könnten Sie denn bakalım. Hmm. Anforderungen eines Familienalltags gerecht werden. Ve bu tecrübelerle ne yapabiliyorlar? Ne yapabiliyorlar? Günlük aile hayatının, günlük aile hayatının Talepleriyle başa çıkabiliyorlar, taleplerini karşılayabiliyorlar. Nerede diyoruz bunu? Burada. Evet. Demge günübe gip deste Afasung. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Artık genç aile kurmanın avantajlarını bitirdik. Daha ileri yaşlarda aile kurmanın avantajlarına başlıyoruz. Niye? Çünkü demge günübe kelimesini gördük. Evet. Demgegenüber gibt es die Auffassung, dass junge Eltern weniger Erfahrungen als ältere haben. Bu da hayatın bir gerçeği, niye çünkü yaşları genç, yaşları genç olduğu için genç karı kocalar daha az tecrübeye sahipler kime göre? Ältere, daha yaşlı olanlara göre. Evet. Im Hinblick auf den Erstand halten viele es für notwendig. İm himbilik avf arkadaşlar yine C1 kitaplarında kaynaklarda oldukça karşımıza çıkan bakımından anlamına gelecek bir kalıp ya da redevendum. Bunun yerine hinzihlik de denebilir. Zaten hinle başlıyor da bu da e, yani yazılım olarak da benzer kelimeler. ha İm himbilik avf e, dediğimiz zaman arada ne fark var akuzatif yapıyor. Hinzihlik dersek, Hinzihlik genetif yapan bir propozisyondur. Devam edelim. Im hinblick auf den Ehestand, yani evlilik müessesesi bakımından ya da aile kurma bakımından ya da karı koca olma durumu bakımından halten viele es für notwendig. Pek çok kişi bunu ne görüyor? Gerekli görüyor. Halten für. Yine fiil, propozyon, kullanımı. Ni gerekli görüyormuş? Erfahrungen zu haben. Tecrübelere sahip olmak. Ne yaptık burada? Tecrübe ne yapılabilir dedik? Zammen yapılabilir, toplanabilir ya da tabii ki de haben yapılabilir, sahip olmak. Su infinitif. Deshalb, evet. Deshalb yine gelebilir? Deswegen gelebilir. Kullanıma göre daha gelebilir. Infolge dessen gelebilir. Evet, bunları da kullanabiliriz deshalb bevorzugen viele paare vor der zusammen zu leben bundan dolayı işte pek çok çift e, neye karar veriyormuş ya da neyi tercih ediyormuş befor vor der yani evlenmeden önce ya da evlilik müessesesine girmeden önce aile kurmadan önce zusammen zu leben birlikte yaşamayı damit neden? Bakalım. Zizik keninlerinin könen kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri için. Evet. Demek ki pek çok çift evlenmeden önce beraber yaşamayı tercih ediyorlarmış. Ta ki birbirlerini daha iyi tanıyabilsinler diye. Evet. Ne yaptık? Desalp kullandık. Gördüğümüz gibi damit kullandık. Ve Fozog'un kelimesini kullandık. Güzel bir fiildir. Evet, kendilerinin dedik, birbirlerini zih, kendilerinin dedik, birbirini daha iyi tanıyabilsinler diye. Wenn ein Paar verheiratet ist und sogar ein Kind hat, ohne sich gut zu kennen, wird das Leben sehr schwierig für sie und sogar für das Kind. Evet, burada da bir nevi bir argüman sunmuş olduk ya da bir örnek vermiş olduk. Eğer bir çift evlenirse, Evliyse ve hatta bir çocuk sahibi olurlarsa, hatta bir çocukları varsa, ama nasıl o ne kendilerini iyi tanımadan, yani bir çift kendilerini iyi tanımadan evlenir ve hatta çocuk sahibi de olurlarsa, ne olacakmış bu hayat? Zerşverik, çok zor, füzi onlar için, unzoga ve hatta füdas kind, hatta çocuk için. Ya da burada ne diyebilirdik? Nicht nur für sie, sondern auch für das Kind. Nicht nur, sondern auch da kullanabilirdik. Ama burada sogar kelimesini kullandık. Evet, aufgrund dieser Schwierigkeit lassen sich viele Paare kurz nach der Geburt des ersten Kindes scheiden. Bu sebepten dolayı, aufgrund dieser Schwierigkeit, bu zorluktan dolayı, hangi zorluktan dolayı? birbirlerini iyi tanımadan evlenmelerinin sonucu yaşadıkları şiverik kayıt. Yani burada şiverik dedik zor. İşte bu zorluk. Aufgrund dieser Schwierigkeit bu zorluktan dolayı pek çok çift kurz nach der Geburt des ersten Kindes ilk çocuğun doğumundan kısa bir süre sonra kurz nach der Geburt des ersten Kindes ne yapıyorlarmış schneiden nasıl ayrılıyorlarmış. Lassen fiille kullanılıyor. Niye? Çünkü schneiden kendi başına yapılan bir iş değil. Lassen. Evet. Burada yapmaya çalıştığımız şey bir nevi bir formülize etmek. Yani bazı kelimeleri kullanmak istiyoruz. Bu kelimeleri kullanmak için de cümle kurmamız gerekiyor haliyle. Kullanmak istediğimiz kalıpları, kelimeleri kafamızda oturttuktan sonra Mesela işte e, burada genetif kullanmak istediğimiz şeyleri oturttuktan sonra ya da işte Lassen, Schneiden-Lassen gibi e, cümleleri kuruyoruz. Ama tabii ki de bunların nasıl kullanıldığını doğru bilmemiz lazım ve minimum hatayla yapmamız lazım. Onun için de çok okumak, çok yazmak gerekiyor. Zusammenfassend lässt sich sagen. Ne demek oluyor bu? Artık pro kontra argümanlar bitti. Fota ile nahta ile bitti. Özetleyip kapatacağız. Tabi ne yapacağız? Kendi görüşümüzü ifade edeceğiz. Summon fasın lesi sagen das die Gründung eine Familie. Ne yaptık burada da? Genetif yaptık. Die Gründung eine Familie. Bir aile kurmak. Nerede? In der Gesellschaft. Toplumda. Äußerst wichtig ist çok 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 önemli, aşırı derecede önemli. Oy ers ne kullanabiliriz? Ausgesprochen. Wichtig yerine ne kullanabiliriz? Relevant. Bunlar yine konuşma dilinde de kullanılabilir. Mündike prüfunkta da tercih edilebilir. Ya da yazı dilinde de. Evet. Einige paare entscheiden sich früh zu heiraten. Andere bevorzugen dies später zu tun. Bazı çiftler neye karar veriyormuş? Erken evlenmeye. Diğerleri ise ne tercih ediyorlarmış? Bunu daha sonradan yapmaya. Bunu tercih ediyorlarmış. Yani bunu daha sonradan yapmayı tercih ediyorlarmış. Bundan kastımız nedir? Hayratın. Şimdi burada mesela atıf yapacak kelimeleri kullanmak da çok önemli. Niye? Yoksa sürekli bir de yapacağız. Yani hayratın, hayratın. Gerek yok. Bir defa hayratın dedik virgül konduk, koyduk demek ki situasyon devam ediyor. O zaman burada this kullanabiliriz. S olur, das olur oldum ama this daha şık olabilir yaz göre. Minus a ist. Artık subjektif görüş. Minus a Yine C1 kitaplarında gördüğümüz ya da göreceğimiz redevenliklerden. Benim fikrim, bana göre, meine meinung nach. Ya da, ich bin der Meinung, dass... bu şekilde devam edebiliriz. Meines etmensiz, ist die Heirat die wichtigste Entscheidung des Lebens. Bana göre, benim fikrime göre bence evlilik hayatın hayattaki ya da ya da hayatın en önemli kararı, en önemli kararı, Die wichtigste Entscheidung des Lebens. Deswegen, daher, deshalb bunlar kullanılabilir. Ist es kein Spiel? Bu oyun değil. Yani bundan kastımız nedir? Bir hayrat ist kein Spiel. Bakın ist es kein Spiel. Buradaki es bir hayrat durumunu temsil ediyor. Yani burada tabi di hayratın artikeli ama ne yapıyoruz? Biz bir durumu betimliyoruz. Bir durumu tanımlıyoruz. Ya da bu bir durumu temsil ediyor. Dolayısıyla es. Deswegen ist es kein Spiel und es sollte nur einmal im Leben sein. Bu bir oyun değil ve hayatta bir kere olmalı yazarın görüşüne göre. Yine burada es kullanıyoruz. Um diese große Verantwortung zu übernehmen, muss man nicht nur körperlich, sondern auch mental erwachsen sein. Um zuyu so başta kullandık. Olabilir, olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki anlamsı olarak ve gramatiksel olarak doğru yapalım. Um diese große Verantwortung zu übernehmen. Bir Verantwortung ne yapılır arkadaşlar? Übernehmen yapılabilir ya da tragen yapılabilir. Tragen da olur, problem yok. Übernehmen yazı diline daha uygun olabilir. Evet, um diese große Verantwortung zu übernehmen muss man nicht nur körperlich, sondern auch mental erwachsen sein. Kişi sadece, sadece bedensel olarak değil. Aynı zamanda zonden auch mental yani zihinsel olarak da erwachsen sein yetişkin olmalı. Evet. Ne diyoruz? Sadece zihinsel olarak değil, pardon, sadece bedensel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da yetişkin olmalı kişi. Ne için? Bu büyük sorumluluğu üstlenebilmek ya da taşıyabilmek için. Evet. Devam ediyoruz kendi görüşümüze. Zunächst muss man sich auf die Heirat gut vorbereiten. Evvela kişi kendini evli iyi hazırlamalı. Sich auf etwas vorbereiten. Vorbereiten bölünebilen bir fiildir. Vorbereiten diye. Ve kendini hazırlamak anlamına geliyor. Auf plus akuzatif. Sich auf plus akuzatif vorbereiten. Evet. dan, kann man gut für die Familie sorgen. Daha sonra yani ancak kişi kendini iyi bir şekilde hazırlarsa evliliğe ailesiyle ya da ailesine bakabilir. Ya da işte ailesiyle ilgilenebilir. Evet. Sorgen für ne demek? İşte bakmak, ilgilenmek demek. Bunun diğer birebir eş anlamlısı nedir? Zih kümen um. Zih kümen um akuzatiftir. Zogen für akuzatiftir. Ve ee, aynı anlamda kullanılabilir. Als vorbereitung. Hazırlık olarak istes möglich einen kurs zu besuchen oder Bücher zu lesen. Yani hazırlık olarak ne yapılabilirmiş? bir kursa gitmek ya da bir kurs ziyaret etmek mümkünmüş ya da kitap okumak mümkünmüş. Aynen kurs besuchen, değil mi? Zaten kurs besuchen fiiliyle kullanılabiliyor. Ich selbst yine subjektif değerlendirmeye devam ediyoruz. Ich selbst habe bezüglich des Erstands ein paar Bücher gelesen. Ne yapmışız? Ee, aile kurma konusunda aile kurmayla ilgili ve ne yapıyor arkadaşlar? Bu proposyon genetif yapıyor. Ein paar Bücher gelesen. Yani birkaç kitap okudum. Als ich meine Frau geheiratet habe, haben wir beschlossen, nicht sofort eine Familie zu gründen, sondern wir haben uns erstmal über die Kinderbetreuung informiert. Ben evlendiğimde, Als ich meine Frau geheiratet habe, ben eşimle evlendiğimde, haben wir beschlossen, bir şeye karar vermişiz. Neye? Nicht sofort eine Familie zu gründen. Direkt bir aile kurmaya değil. Buradan aile kurmak nedir arkadaşlar? Evlenip çocuk sahibi olmak. Family gründen burada kasıt çocuk sahibi olmak. Direkt çocuk sahibi olmaya değil. Wir haben uns erstmal mal Über die Kinderbetreuung informiert. Sich, sich über etwas informieren. Evet, sich informieren über etwas. Bilgilendirmek. Ne ile alakalı? Bir şeyle alakalı. Ne yaptık burada da? Refleksif bir fiil kullandık. Proposyona, Akuzatif. Danach, daha sonra, haben wir uns bereit gefühlt, ein Kind zu bekommen. Daha sonra kendimizi bir çocuk sahip olmaya hazır hissetmişiz. Sich fühlen. Sich fühlen. Bereite da hazır olma durumu. Neye hazır hissetmişiz? Ein Kind zu bekommen, çocuk sahibi olmaya. Evet. Im Fazit. Artık kapatıyoruz. Möchte ich erwähnen das erfahrene Eltern die Belastungen eines Familienalltags mit Kindern besser als jüngere bewältigen können. Evet. Burada da kendi görüşümüzü artık en son haliyle ifade ettik. Neymiş bizim görüşümüze göre? Efarene elten yani tecrübeli. Efaren tecrübeli demek. Efarenin partisipsi var halde efaren ve tecrübeli anlamına geliyor. Tecrübeli aileler. Yani bu bir Sıfat aslına bakarsanız. ismin sıfat olarak pardon fiilin sıfat olarak kullanışı. Efağine elten. <laughs> ne ile? Ailenin günlük hayatıyla ve çocuklarıyla beraber tabii ki de başa çıkabiliyorlarmış. Neye göre? Ee, gençlere göre. Yani çocuklarla birlikte ailenin günlük hayattaki zorluklarıyla gençler, gençlere göre yaşlılar daha doğrusu tecrübeli ebeveynler daha iyi başa çıkabilir. Burada da yine Belastung fiilini pardon Belastung ismini Beveltigen fiiliyle kullandık. Başa çıkmak anlamına geliyor. Belastung'un Beveltigen. Evet. Evet örgümüz burada bitti. Burada da ne yapmaya çalıştık? Mümkün mertebe ee, bazı isimlere uyan fiiller işte Norman mit e, ee, bunların ee, işte Fabin noktalarına baktık. Ya da ee, işte Verben mit proposisyonun bazıları refleksifti, bazıları değildi. Yine doppel konektör baktık. Ondan sonra bazı proposisyonlar, genetif yapan proposisyonlar baktık. Ta ki ee, C1 Eötörüngümüze uygun olsun diye. Zaten bu kalıpların pek çoğu bizim kitaplarımızda var. Bizim yapmamız gereken şey nedir? mümkün mertebe elden geldiğince çok Evet yazmak istersek parçalı şekilde yazarız işte bir gün bir kısmını bir gün bir kısmını istersek tamamını yazarız ama mutlaka yazmamız gerekiyor. Evet Umarım bu paylaşmış olduğumuz yazı tekst faydalı olmuştur. Daha sonraki kayıtlarımızda görüşmek üzere herkese kolay gelsin iyi çalışmalar.